Maç bitti, biter bitmez yanıma geldi. Seni dedi Bursa Spor'a götürüyorum dedi. Maçtan hemen sonra nasıl olacak dedim. Hemen şu an gitmemiz lazım dedi. Beşiktaş maçıydı. Bu maçta yen senle devam edeceğim dedi. O periyotta Beşiktaş'ı geldik, İstanbul'da yendik. Futbolculuk kariyerimde bile geleceğimi düşünerek antrenörlük adına birçok şey yaptım. Yani antrenmanlarımız bile o zaman yazıyordum tek tek. UEFA'ya geçiyorduk. Bana direkt verelim sana dediler. Ben dedim ki yok, ben B, C'den, B'den, A'dan hepsini proyu ala ala geleceğim dedim. Yani seminerlerin hepsine katılarak geleceğim dedim. Hiç kolay olmayacağını ilk o günlerde de söylemiştim. Kolay olmayacak ama biz bu işi başaracağız demiştim. 44 yıl sonra gelen bir şampiyonluktu. Bizim adımıza gurur verici bir şampiyonluk yaşadık. İstanbul'da gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak mahalle arasında top oynayarak tabii ki futbol serüvenim başladı. İstanbul'un o zamanlar amatör kümeleri de bayağı meşhurdu. Semtimizin takımı Altınay'da başladım ilk. Sonra Gürpınar ve Selimpaşa diye bir amatör kümelerde oynadım. Bu dönemde de okuyordum tabii ki. Amatör olunca okuma şansınız olabiliyor fakat profesyonelliğe geçince biraz zorlanıyorsunuz. Amatör kümelerde oynadıktan sonra Edirnespor'a 3. lige transferim söz konusu oldu. Tabii bu arada okulda bitirmiş olduk liseyi. Ondan sonra tabii ki üniversite biraz zor olacağı için 3. lig serüvenim başladı Edirnespor'da. Genel olarak bir sezon 3. ligde oynadım. Oradan sonra da direkt Süper Lig'e transfer oldum Bursaspor'a. Tabii ki bu aşamalarda oradaki şampiyonluk, transfer sürecim biraz maç biter bitmez hemen Bursaspor'a gitmem direkt kaçırılır gibi tabii ki o zaman sivriliyorsunuz yıldız olarak. Gidiyorsunuz. Dediğim gibi Bursaspor'a transferim oldu. Maç bitti. Biter bitmez tabii ki izleniyorsunuz. İzlenmez yanıma o zamanın herhalde izleme komitesinde Mesut diye bir hocamız vardı. Yanıma geldi. Seni dedi Bursaspor'a götürüyorum dedi. Maçtan hemen sonra nasıl olacak dedim. Hemen şu an gitmemiz lazım dedi. Intertoto zamanları, Musisi, Ercüment, Balişli sezonlar. Çok iyi sezonlar geçirdik orada. Dört büyükler şampiyondu. O zamana kadar bir şampiyon çıkacaksa onun Bursa olduğunu orada ben hissediyordum. Öyle bir camia. Sonra da Ertuğrul hocamızla beraber bir şampiyonluk yaşadılar. Sanat hocamıza tekrar yollarımız kesişti. Beni Ankara Gücü'ne aldı. Orada da 7 sene Süper Lig'de çok iyi sezonlar geçirdik. Benim futbolculuk kariyerimde çok önemli noktalardan bir tanesidir. Bir Antalya maceram ve sonra da son senemde Çanakkale'de oynadım. Ama hala 34 yaşındaydım herhalde. Son bir senem daha vardı ama Ankara Gücü'nden o zaman antrenör boşluğu olmuştu. Hakan Kutlu hocamızla beni görevin başına çağırdılar. Futbolu bırakıp antrenörlük kariyerim öyle bir başladı. Antrenörlük kariyerimde de işte Ankara Gücü'nü o sezon başarılı olduk. Sonra yardımcılıklarım oldu. 10 sene yakında yardımcılıklarım oldu. Çeşitli kulüplerde işte Mersin, Buca, Antep, Bolu, Levent hocamızla yardımcılık yaptık. Ondan sonra gene Samet hocamızla beraber bir yol kesişmemiz oldu. Beni Sivas Spor'a yardımcı antrenör ekibine aldı. Onun ekibinde bir sene görev yaptım. İkinci sene ise Tamer Tuna hocamız görevdeydi. Tamer Tuna hocamız 10. hafta bıraktı. Ondan sonra ben kulübün antrenörü olarak bana hoca o haftaki boşlukta Mecnun Başkanımız bu maçta Beşiktaş maçıydı. Bu maçta yen senle devam edeceğim dedi. O periyotta Beşiktaş'ı geldik İstanbul'da yendik ve iyi bir periyot. 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlikte çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok önemliydi benim için. Tabii ki bir şekilde bir şansı yakalayacaktık ama Süper Lig'de bu şansı yakalamak benim için çok önemliydi. Orada Mecnun Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim işte dediğim gibi Samet Hocam gibi kariyerimde başlangıçlarında önemli insanlardan bir tanesidir. Sivas Spor'dan sonra tabii ki Giresun Spor macerası başlıyor. 3 senede onları da konuşuruz ama orada da çok iyi işler yaptığımızı, kulübün maddi imkansızlıklarda neler yapabileceklerini gösterdik ve iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Bu işin başı sevmekten geliyor. İlk başlangıçlarımızda tabii ki bizim zamanımız o kadar çok tabii ki popülerdi ama hani bir yere gelmeden daha o şeyi tadamıyorsunuz. Aileniz tarafından çok desteklenmiyorsunuz tabii ki. Hasta olursun, sakatlanırsın, işte oralara gelmek zordur gibi böyle şeyler. Ama ilerleyen dönemde yetenekleriniz sizi bir yerlere getiriyor. Siz de bu işi sevmeye başlıyorsunuz. Biraz önce söylediğim inanılmaz şekilde başka bir işe kanalize olamıyorsunuz. Sevdiğiniz bir şey yapmak istiyorsunuz ve çok çalışarak da şansınızı da iyi değerlendirerek bir yerlere geliyorsunuz. Zor tabii ki bir şeyleri başarabilmek. Ama dediğim gibi yetenek, çalışma, istek, arzu, sevmek, işe saygı duymak sizi bir yerlere getiriyor zaten.
Yediğinizde, içtiğinizde, her şeyinize dikkat etmek, yaşamınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde başarılı olmak için tabii ki yetenek bir yere getiriyor ama orada kalabilmeniz için de kendinizi geliştirip ve çok dikkatli yaşamanız ve geliştirmeniz gerekiyor kendinizi. Bu konuda futbolculuk kariyerimde bile geleceğimi düşünerek antrenörlük adına birçok şey yaptım. Yani antrenmanlarımız bile o zaman yazıyordum tek tek. Hepsine bu konuda bayağı merakım vardı. Dediğim gibi araştırmacı, biraz böyle o tarafa da kayıyordum. Çünkü yaptığınız işi bilerek yapmanız, isteyerek yapmanız, severek yapmanız, dediğim gibi bu başarılarda şey oluyor. Günümüzde bunun çok örnekleri var ama hani buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, o süreci ben de çok yaşadım. Tahmin ediyorum şu anki arkadaşlar da yaşıyorlardır. Futbolculuktan antrenörlüğe geçiş dönemi çok zor oluyor. Çünkü orada futbolcuyken tek başına bireysiniz. Öyle hareket edebiliyorsunuz. Ama antrenörlük kısmında işin eğitim kısmı var. Bilgi donanım kısmı var. Bunların alabilmeniz için belli bir süreç gerekiyor. Tabii ki futbolculuk kariyerinizde bu donanımı alıyorsunuz ama insanlara eğitim verebilmek, bir şeyleri anlatabilmek bu işin en zor kısımlarından bir tanesi. Ve tabii ki arkadaşlarımıza, dediğim gibi yapan arkadaşlarımız vardı. Bu donanımı sağlayan arkadaşlarımız vardı. Ama ben bu işin temelinden, hatta lisans alırken de şöyle bir şey olmuştu. UEFA'ya geçiyorduk. Bana direkt verelim sana dediler. Ben dedim ki yok, ben B, C'den, B'den, A'dan hepsini, proyu ala ala geleceğim dedim. Yani seminerlerin hepsine katılarak geleceğim dedim. Bu konuda kendimi hani tabii ki belli fırsatlar yakalayabilirsin ama doğru zamanda doğru, dediğim gibi yerde tercihlerinizi iyi yapmanız gerekiyor. Ben işin eğitim kısmında da eğitimi alarak gelmenin daha faydalı, daha yararlı olacağını düşündüğüm için ben o yolu tercih ettim. Bunun için ayrı bir program yapmamız gerekiyor bence. Yani çok içi dolu dolu hikayelerle bir Giresun geçti benim için. Giresunspor geçti. Şöyle başlangıcıyla, sonuyla, dediğim gibi çok hikayeleri var. Başlangıcına gelecek olursak, 44 senedir lige çıkamayan, 10 senede bir defa playoff oynamış, transfer tahtası kapalı bir takım. Kadroda bir veya iki oyuncu vardı ilk gittiğimde. Maddi olarak çok güçlü bir takım değil. Sıkıntılar çekilen bir takım. Orada bir işte Hakan Başkanımızla beraber yapılanmaya girdik. Az bütçeyle çok işler yapalım dedik. Biz bunu başarabiliriz dedik. İlk maçı bile inanılmaz hikayelerle dolu. İlk maç transfer kapalı. Transfer tahtasını açmak için son saniyeye kadar bekliyoruz. İki tane 11 yapıyorsunuz. Lisanslar yetişecek mi diye. Sonra gençlerle çıktık. İlk maçımız, ilk mağlubiyetimizi almıştık Balıkesir'de. Oradan başlayan bir serüven, zor başlayan bir serüven. Ama ben inanıyordum ki burada çok güzel işler yapacağımızı, hiç kolay olmayacağını ilk o günlerde de söylemiştim. Kolay olmayacak ama biz bu işi başaracağız demiştim. Oradan süre gelen işte yeni bir takım, yeni oyuncular. Pandemi süreci de vardı zaten, taraftar yok. Sonra üst üste gelen galibiyetler, 12 maçlık yenilmemezlik serisi, galibiyet serisi. Orada da bir tane gol yemiştik. Sonra finale gelirken zorlu bir periyot. Orada 3 takımın 70 puanla bitirmesi, üçlü avarajda şampiyonluk. Tabii ki dediğim gibi birçok hikaye, transferi tahtası devrası kapalı, transfer yapamadan geçilen bir süreç. Ama bizim adımıza gurur verici bir şampiyonluk yaşadık. 44 yıl sonra gelen bir şampiyonluktu. Dediğim gibi sonraki sene gene transfer tahtası kapalı, yine kadro değişimi, yine yeni oyuncular. Bu sefer biraz daha kiralık oyunculara yöneliyorsunuz. Tabii ki bütçenizde kısıtlı bütçelerle iyi işler yapmaya çalışıyorsunuz. Gene lige bu sefer kötü başlangıç. Fakat 10 puan farkla ligde kaldık son 3-4 hafta kala. Güzel bir serüvendi. İçerisinde tabii ki büyük takım galibiyetleri var. Fener, Galatasaray, Beşiktaş galibiyetlerle dolu. Giresun halkını gururlandırabileceğimiz bir sezon yaşamıştık. Teknik adamlık sadece antrenman yaptırıp sahaya çıkarmak değil. Bu işin içerisinde bir sürü zorluklar var. Tabii ki bu işin işte dediğim gibi yönetim kısmı var, yönetilen bir şey var, seyirci var, basını var. Bir sürü şeyle uğraşıyorsunuz ve Giresunspor'da ben sadece antrenörlük yapmadım. Birçok şeyde de katkı sağlamaya çalıştım. Çünkü 44 yıl sonra çıkılan ligde birçok şey eksiklikler vardı. Birçok şeyi tamamlamaya çalıştık. Zorluklarla hep mücadele ediyorsunuz. Fedakarlıklar yapıyorsunuz kendinizden bu süreçte. Dediğim gibi zor ama insanları mutlu ettiğiniz için keyifliydi benim için. Ama
bu işe emek verirsiniz, çok çalışırsanız, şans da yanınızda olursa başarı bir şekilde geliyor. Biz orada çok güzel hikayeler yazdığınızı düşünüyorum. Çok öyle şey uçuk hedeflerim yok. Tabii ki herkes milli takıma çalışmak ister, büyük takımlara çalışmak ister, iyi takımlara çalışmak ister. Ama oralara gelmek de çok zor kendi tırnaklarınızla. Ama bir şekilde yaptıklarınızı insanlar görüyorlar ve oralara geleceğimizi düşünüyorum zaten. Burada tek hedef kendinizi geliştirmeniz, eksik yönlerinizi tamamlamanız, daha çok donanımlı olmanız. Ama ben bu süreçlerde çalıştığım takımlarda burayı bayağı aştığımı düşünüyorum. Dediğim gibi doğru hedeflerde buluştuğum zaman iyi işler yapacağımı düşünüyorum.